Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, bugün Kanuni'nin ölümü sonrası Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gelişmeler üzerinde duracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de kanalımızı ve videolarımızı paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Sevgili öğrenciler, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü sonrası önemli gelişmeler oldu. Çünkü Kanuni uzun yıllar biliyorsunuz devletin başında kaldı ve devleti yönetti. Kanuni'nin ölümünden sonra 2. Selim zamanında Avusturya ile bir antlaşma yapılmış olsa da 3. Murat devrinde mücadeleler yine başlamıştır. 3. Mehmet devrinde Erdel, Eflak ve Boğda'nın Avusturya'dan destek alarak kurduğu ittifak sonucunda Osmanlı Devleti Estergon ve Vişegrad kalelerini kaybetti. Bunun üzerine Sultan 3. Mehmet Avusturya üzerine sefere çıktı. Bu seferle Kanuni döneminde alınamayan Eğri Kalesi alındı. 1596'da Haçova'da yapılan mücadelede Avusturya topçusunun üstün ateş gücü nedeniyle savaş Osmanlı aleyhine döndü. Tabi Avusturya askerleri Otağı Humayun'a kadar yaklaştı ve askerlerin büyük bir kısmı Türk ordugahında yağmaya başladı. Bu sırada asker olmayıp seyis, aşçı gibi çeşitli geri hizmetlerde çalışanlar ellerine geçirdikleri aletlerle Avusturya askerlerine saldırdılar. Bu hareket Osmanlı ordusunun toparlanmasını sağladı ve zaferin kazanılmasında etkili oldu. Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlanan bu büyük savaştan sonra meydan savaşları yerini yavaş yavaş siper savaşlarına bıraktı. 3. Mehmet döneminde meydana gelen Haçova Savaşı'nda zaferi kazandıran Osmanlıların uyguladığı taktikten ziyade zafer sarhoşluğu içinde yaşayan Avusturya ordusunun içine düştüğü disiplinsizlikti. Bu disiplinsizlik sonucu Avusturya ordusu Osmanlı Devleti karşısında yenilgiye uğradı değerli öğrencilerim. Arkadaşlar, bu dönemde dikkat çekici olaylardan birisi de Osmanlı-Safevi ilişkileridir. Osmanlı-Safevi ilişkileri dediğimiz zaman Osmanlı Devleti doğuda ve batıda aynı anda savaşa girmekten kaçınmıştır. Çünkü aynı anda iki taraftan da savaşa girse bu defa büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Ancak Kanuni Sultan Süleyman devrinde zaman zaman bu politika değişmiş ve Osmanlı Devleti aynı anda birden fazla cephede savaşmıştır. Tabi bu durum Osmanlı'nın gücünü de gösteren bir husustur. Bunlardan biri Irak-Hayn Seferi. 1534-1535 yılları arasında ne yapılmış? Yapılmış bir savaş, sefer aynı zamanda. Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile mücadelesi sırasında Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu'yu tehdit edecek gelişmeler yaşanmış değerli öğrencilerim. Anadolu'da ekonomik ve sosyal nedenlerle huzursuzluklar başlamıştı. Ve bu huzursuz hale gelen zümreler Safevilerin de etkisiyle isyan etmeye başlamışlardı. Safevi hükümeti hükümdarı Tahmasp, evet yanda görselde görüyorsunuz, Şah Tahmasp, Şalken ve Ferdinand'a elçiler göndererek Osmanlılar aleyhinde ittifak arayışında da bulunmuştur. Bunun üzerine Kanuni, Bağdat'ı da hedef alan bir sefer için hazırlıklara başlamıştı. Şah Tahmasp'ın bu tavrı Osmanlı'nın hoşuna gitmemişti. 1533 yılında İstanbul Antlaşması ile Batı sınırını güvence altına alan Kanuni, Tebriz alındıktan sonra Şah Tahmasp'ın üzerine yürüdü. Ancak Şah Osmanlı ordusunun karşısına çıkamamıştır. Kanuni'nin 2 yıl süren Doğu Seferi sonucunda
Tebriz ve Bağdat alınmıştır. Böylece Bağdat ve civarında Osmanlı hakimiyeti başlamış ve burada Beylerbeylik kurulmuştur. İki Irak anlamına gelen Irakeyn seferi, evet Irakeyn iki Irak anlamına geliyor. Irakeyn seferi olarak isimlendirilen bu harekat ile Basra, Bağdat, Halep ticaret yolunun denetimi de arkadaşlar sağlanmıştır. Bu dönemde bir diğer sefer İran-Tebriz seferidir. 1548 tarihinde yapılmıştır. Irakeyn seferi sonrasında Safeviler karşı saldırıya hazırlanmış, geçmiş ve Tebriz dahil birçok yeri geri almıştır İranlılar. 1547'de Habsburglarla antlaşma imzalayan Osmanlılar Avrupa ve Akdeniz'deki güvenliği sağlayarak yönünü tekrar doğuya çevirmiştir. Böylece Osmanlılar doğu meselesine son vermek için Safeviler üzerine ikinci defa arkadaşlar sefere çıkmıştır bu dönemde. Ve 1548'de Tebriz'i geri alan Kanuni'nin karşısına Şah Tahmasp yine çıkamamıştır. Batıda Erdel olayları tekrar başlayınca bölgede Van Beylerbeyliği kurularak Safevilere set çekilmek istenmiştir. Sevgili arkadaşlar, Nahçıvan Seferi bu dönemde yapılan seferlerden biridir Doğu seferlerinden. 1533 tarihinde yapılmış. Osmanlı ordusunun Macaristan'da olmasından faydalanan Şah Tahmasp 1550 yılında Şirvan, Ahlat ve Erciş'i ele geçirmiştir. Şah Tahmasp'ın Bağdat'ı tehdit etmesi üzerine 1553 yılında Osmanlılar tekrar İran'a yönelmiştir. Osmanlı'nın evet arkadaşlar Osmanlı'nın karşısına Şah Tahmasp yine çıkmamış ve bunun üzerine Kanuni kışı geçirmek üzere Amasya'ya dönmüştür. Burada ilk Osmanlı-Safevi antlaşması olan 1555 Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Tebriz ve Bağdat'ın Osmanlılarda kaldığı bu antlaşma İran'la imzalanacak daha sonraki anlaşmalarında temelini oluşturmuştur sevgili öğrenciler. Sevgili öğrencilerim, bu dönemde görülen en önemli olaylardan ve durumlardan birisi de kapitülasyonlar meselesidir. Osmanlı ve kapitülasyonlar dediğimiz zaman Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyasetini şöyle ifade edebiliriz. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyaseti mali ve siyasi amaç taşımıştır. Demek ki Osmanlı'nın kapitülasyon vermesinin sebebi neymiş? Mali, yani maddeye, paraya dayalı bir amaç ve siyasi amaç. Evet, siyaseten bir güç kazanmak Batı'ya karşı. Mali amaç, topraklarından transit geçen ve ülkeden ihraç edilen mallardan vergi alarak hazineye gelir sağlamaktır. Siyasi amaç ise Osmanlıların kendi emniyet ve çıkarlarını koruma gayesiyle Batı devletlerine imtiyaz vererek müttefik edinmek ve böylece Haçlı Birliği'ni parçalamaktır Osmanlı'nın amacı. Kapitülasyon, Hristiyan devletlere dostluk ve sadakat sözü vermeleri şartıyla Osmanlı Devleti'nde ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla verilen imtiyazlardır. Haleflerince yenilenmesi şartı ise yeni hükümdar değişiklik yapma olanağı, yeni hükümdara değişiklik yapma olanağı da ne yapmıştır? Sağlamıştır kıymetli öğrencilerim. Peki, Osmanlı'nın kapitülasyon siyaseti kaça ayrılır? Arkadaşlar, iki döneme ayırabiliriz. Birinci dönem 1352'de Ceneviz Cumhuriyeti'ne tanınan ilk kapitülasyonlardan Mısır'ın fethine kadar uzanan dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Venediklilere de 1384 ile 1387 yılları arasında kapitülasyonlar verilmiştir. Venediklilere verilen kapitülasyonlar daha sonra Çelebi Mehmet, II. Murat ve Fatih tarafından da onaylanmıştır. Fatih, Venediklilerle savaşa girdiğinde ise Venediklilere verilen kapitülasyonların aynısını Floransa'ya da tanımıştır. Birinci dönemde Osmanlıların Avrupa ile olan ticaretinin büyük bölümünü Cenevizliler ve Venedikliler yapmaktaydı değerli öğrenciler. İkinci
boyutuna geçelim. Kapitülasyon siyasetinin ikinci dönemi Mısır'ın fethiyle başlamıştır. Suriye ve Mısır'ın fethiyle kapitülasyonlar değeri çok artmıştır. Yavuz Sultan Selim 1517'de Memlük sultanları tarafından Venedik'e, Katalan ve Fransızlara verilen kapitülasyonları yenilemiştir. Böylece Fransızlar da Osmanlı topraklarında ticaret ayrıcalığı elde etmiştir. Kanuni de Habsburgların Haçlı Birliği faaliyetlerini dikkate alarak Fransa'ya verilen kapitülasyonları yenilemiştir. Nihayet Fransa'ya ilk gerçek kapitülasyon 1569 tarihinde Venedik kapitülasyonu örnek alınarak verilmiştir. Bu imtiyaz sayesinde Doğu Anadolu'da Fransız ticareti hızla gelişmiş ve Fransa Venedik'in Doğu Akdeniz'deki ticari egemenliğinin yerini almıştır değerli öğrenciler. Gelelim bu durumla ilgili farklı yönlere. İspanya ile mücadele halinde olan İngiltere, Osmanlıları Avrupa'da dengeyi sağlayabilecek bir güç olarak görmüş ve Osmanlı'ya yakınlaşmıştır. Bu yakınlaşma sonucu İngiltere'ye 1580 tarihinde kapitülasyon tanınmıştır. Doğu Akdeniz'de İngiliz bayrağı altında ticaret yapan ve İspanya ile mücadele eden Hollandalılara ise 1612 yılında ticari imtiyazlar Osmanlı Devleti tarafından tanınmıştır. Arkadaşlar bir öz bilgi olarak söylersek, kapitülasyonlar 18. yüzyıla kadar Osmanlı padişahının yabancılara bir inayetiydi. Padişah istediğinde imtiyazı geri alabilirdi. Ticari imtiyazlar ancak 1718 Pasarofça Antlaşması'ndan sonra iki taraflı olmuştu değerli öğrenciler. Peki bu dönemde Osmanlı'nın gücü ve stratejik rakipleri kimler? Nasıl bir rakiple karşı karşıyalar? Venedik değerli takipçilerim, görselde görüyoruz Venedik'in resmini, o dönem gravürünü ve Ceneviz Cumhuriyetleri İtalya'nın refaha kavuşmasını sağlayan devletlerin başında gelmektedir. Venedikliler sahip olduğu gücü ve zenginliği Akdeniz ticaretinden sağlarken Cenevizliler ise Karadeniz ticaretinden sağlıyorlardı. Her iki devlet de Bizans'tan elde ettiği imtiyazlarla deniz ticaretini serbestçe sürdürmüştür. Tabi İstanbul'un fethinden sonra ticari ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen Venedik ve Cenevizliler Osmanlılarla anlaşma yoluna gitti. Bu arada Osmanlı-Roma-Germen ilişkileri de önem arz ediyor. 13. yüzyılın ortalarından itibaren Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nda Alman iktidarı Habsburg Hanedanlığı ele geçirmiştir. Hanedanlığı. Bu hanedana mensup Şarken 1516'da veraset yoluyla önce İspanya kralı olmuş, 1519'da da dedesinin ölümüyle boşanan Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'na seçilmiştir. Şarken tahta bulunduğu sürede Hristiyan Avrupa Birliği'ni amaçlamıştır. Buna karşı Kanuni de cihan hakimiyeti idealini gerçekleştirmek istemiştir. Dolayısıyla bu iki büyük güç geniş bir coğrafyada uzun yıllar sürecek mücadelelere girişmişlerdir. Biri İslam, diğeri Hristiyan alemini temsil eden iki büyük devlet. Cihan hakimiyeti için bütün güçleriyle birbirlerine karşı mücadele etmişlerdir. Böylece Şarken karşısında en büyük güç olarak muhteşem Türk yani Kanuni Sultan Süleyman'ı ne yapmıştır? Bulmuştur önünde, yanda da görselde görüyoruz. Osmanlılar 16. yüzyılda Habsburgların İspanya kanadıyla Akdeniz ve Kuzey Afrika, Avusturya kanadıyla ise Orta Avrupa hakimiyeti için mücadele etmiştir. Osmanlılar Habsburg İmparatorluğu'na karşı İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi milli monarşilere yardım etmiş ve bu ülkelere kapitülasyon vermiştir. Ayrıca dini ve siyasi yönden Şarken'i tehdit eden Protestanlık hareketlerini de Osmanlı desteklemiştir. Osmanlılar Portekiz'e karşı Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'na
donanma göndermiştir. Çünkü ticaret mallarını Ümit Burnu yoluyla okyanus üzerinden taşımaya çalışan Portekizliler 1514'te Hürmüz Boğazı'nı ele geçirerek Doğu mallarının Akdeniz'e girmesine engel olmuşlardır değerli öğrenciler. Peki değerli öğrencilerim, bu dönemde Osmanlı-Safevi ilişkileri nasıl? Buna bir bakalım. Şah İsmail liderliğinde 16. yüzyılda İran'da ortaya çıkan Safeviler hem Osmanlı hem de Memlük devletini tehdit etmiştir. Buna karşın Avrupa Hristiyan dünyası Osmanlıları Avrupa'dan atmak için Safevi devletinden yararlanılabileceğini düşünmüştür. Yavuz bu ciddi tehdit ve tehlikeyi askeri yollarla çözmek istemiş ve Çaldıran Savaşı'yla Safevilere büyük bir darbe vurmuştur. Bu zaferle Osmanlılar üstünlüklerini bütün İslam dünyasına göstermiştir. Bu süreçte Yavuz'un Çaldıran zaferinden sonra Doğu Anadolu'da Osmanlı hakimiyetini tam olarak kurmak istemesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin daha da geliştirilmesidir esas olan. Her iki devletin de İslam dünyasının lideri olma arzusu bu mücadelenin asıl ve temel sebebidir. Cihan devleti kurmak isteyen Osmanlı devleti ve Yavuz Sultan Selim Doğu Seferi sonucunda Memlük devleti sona ermiş ve Osmanlılar İslam dünyasında tek söz sahibi olmuşlardır. Ve arkadaşlar, Osmanlı'nın dış politikasına gelirsek, Osmanlı'nın nasıl bir dış politikası vardı? Şimdi buna bir göz atalım 15 ve 16. yüzyıllar çerçevesinde. 15 ve 16. yüzyıllarda dünya gücü olan Osmanlılar uyguladığı uzun vadeli stratejileriyle Avrupa siyasetini ve ekonomisini belirleyen başlıca devletlerden biri haline gelmişti. Bu nedenle Avrupalılar 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nden yardım istemeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyıllarda izlediği siyasetten birisi de Roma Katolik Kilisesi'ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, korunmasıdır. Balkanlarda Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasındaki sorunlardan kaynaklanan siyasi belirsizlik 14 ve 15. yüzyıllarda Osmanlıların Balkanlara yerleşmesinde etkili olmuştur. İstanbul'da Ortodoks Patrikliğini ihya eden Fatih, kiliseler arasındaki ayrılığı devam ettirmek istemiştir. Böylece Doğu Hristiyanlarının İstanbul Patrikhanesi aracılığıyla Osmanlı egemenliğine alınması amaçlanmış ve patriklik vasıtasıyla Rumların Osmanlı'ya bağlanmaları sağlanmıştır. Peki, Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyılda izlediği siyasetin batı yönünde neler gerçekleşmiş, yaşanmış, farklı açılardan tekrar bakalım ve devam edelim. Osmanlı Devleti'nin 14 ve 16. yüzyıl, 15 ve 16. yüzyıllarda izlediği siyasetin bir diğeri ise Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi monarşileri Kutsal Roma İmparatorluğu'na karşı destekleme siyasetidir. Osmanlılar, Habsburgların Avrupa'da siyasi üstünlüğüne karşı başta Fransa olmak üzere bu devletleri destekledi. Osmanlılar, Habsburglara karşı isyan eden Hollandalıları da ne yapmış? Desteklemiştir. Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyıllarda izlediği siyasetten bir diğeri ise Afrika'daki Müslümanların himaye edilmesidir. 1492'de İspanyol Birliği gerçekleşmiş ve Endülüs'teki Beni Ahmer Devleti yıkıldığı için burada yaşayan insanlar korumasız kalmış. İspanya Krallığı, Hristiyanlığı kabul etmeyen Müslüman ve Yahudilerin İspanya'yı terk etmeleri için işkence uygulamaya başlamıştır. Bu nedenle buradaki Müslümanlar Kuzey Afrika'ya da Osmanlı'ya gemilerle göç etmiştir. Ayrıca Osmanlılar Yahudileri de İspanya'ya
nakletmiştir değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim, şimdi haritada 16. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin durumunu görüyorsunuz. 16. yüzyılda bu şekilde bir devlet ve çevresinde de komşu devletleri görüyorsunuz. Evet, değerli öğrencilerim, bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için, beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Metin Kürümoğlu hocam kanalımızın katıl butonu üyeliği açıldı. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına katıl butonumuzda sizlere yönelik yeni avantajları, yeni kategorileri belirledik. Katıl butonumuza tıklayarak bu avantajları görebilir, kanalımıza abone olabilirsiniz ve kanalımıza katılarak destek sunabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize sevgiler sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız kanalımıza katılabilirsiniz. Değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Hepimizi katıl üyesi olarak kanalımıza bekliyorum. Sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın.